Ne yaptınız? Naz'la hiç konuşabildiniz mi? Nedi, çok üzgünüm. Seni de çok zor durumda bıraktım. Herkese karşı çok mahcubum. Keşke böyle... Bırak artık keşkeleri kızım. Hepimiz artık yani önümüze bakmak için bir yol bulacağız. Ama biliyorsun değil mi? Sizin ilişkinizi önce Naz'ın kabul etmesi lazım. Etti. Etti ama beni affetmiyor. Bunu nasıl çözeceğiz bilmiyorum. Ben aslında buraya seni ne konuşmak için çağırdım. Sizin Mete ile ilişkinizi Kadir bilmiyor mu hala? Biliyor. E ne diye hala dibinizde dolaşıp duruyor kızım? Oradan başımıza bir maraz çıkmasın. İncila, bak kızım. Ben her şeye rağmen hala senin arkanda durmak için gayret ediyorum. Ama yeni bir yalanı, bir sırrı daha duymak istemiyorum. Yoksa sonra boşuşuruz ha. Kadir deyince niye sustun sen? Biliyor. Ya, konuştum ben, her şeyi anlattım. Buraya geliyor ama benim için değil. Sen nasıl bir sinsirelle çıktın ya? Sana mı kaldı bu konuyu konuşmak? Naz, ne demek bu? Dedeme beni mi ispiyonluyordun? Kızım yok öyle bir şey. Nereden çıkardın bunu? Kavga çıkartmak için yer mi arıyorsun? Hayır, o meselenin ne olduğunu çok iyi biliyor. Naz, sen yanlış anladın. Biz başka bir şey konuşuyorduk. Hı-hı. Sen hep yanlış anlaşılırsın zaten değil mi? Mazlum incik. Kendine vize çıkarmak için yine beni mi harcıyorsun burada? Kızım yapmayın böyle ama. Bak beni ikinizin arasında bırakmayın böyle. Ben taraf olamam. Ben ikinizden birini seçemem. Siz söyleyin ben ne yapayım? Ne yapayım ben? Dede sen bir şey yapma. Sen tarafsız kal. Bu bizim meselemiz. Biz hallederiz Naz'la. Benim seninle hiçbir meselem yok artık, tamam mı? Ben sen değilim. Kendine karıştırma beni. Zaten dedemle konuşmaya geldim ben buraya. Naz. Kızım siz neyi tartışıyorsunuz? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Dede. Ben ilk sana geldim. Senden yardım istiyorum. Annem direniyor ama eğer sen kabul edersen... Neyi kabul edersem kızım? Dede ben Kadir'i seviyorum. Naz ne saçmalıyorsun sen kızım ya? Babamın sesi mi bu? İyi de niye bağırsın böyle ya? Dede sen şuna bile böyle tepki vermedin ya. Kızım sen ne anlatıyorsun ya? Dede bir sakin olup dinler misin Naz'ı? Sen var ya ağzını bile açma. Bu benim meselem. Karışma sakın. Naz zinhar olmaz kızım. Dede neden? 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 Kızım bak yaralısın biliyorum tamam. Ama sen Mete'yi de inat ettin biliyorsun ya. Kaç kere karşı karşıya geldik. Ya bana kalsa istemeye geldikleri günü seni vermezdim ben onlara. Sana kıyamadım. Şimdi de bunları inat ediyorsun kendine. Yok olmaz kızım olmaz. Kabul edemem ben bunu. Bu öyle bir şey değil dede. Bu öyle bir şey değil. Ben biliyorum seni kızım. Ben seni sokakta bulmadım. Dede bu sefer çok farklı. Yemin ederim sana. Hayır kızım sen şu an sağlıklı düşünecek durumda değilsin. Lütfen konu kapanmıştır. Ya neden neden beni dinlemedin bile İncil'e yalnız karşıda konuşuyorsun ama. Ya ne oluyor gene burada? Ne bağırıyorsunuz? Yok bir şey ya. Ya ne demek yok bir şey? Delilendin mi sen yine? Ben aslında sadece... Ya her zamanki saçmalık işte. Çocuklar böyle saçma sapan şeylerden kavga ediyorlar. Beni de iki dakikada delirttiler burada. Naz. Konu kapanmıştır kızım. Ben bir sakinleyeyim sonra konuşuruz tamam? Naz sen benimle gelsin bir dışarı. Hadi. Müsaadenizle. Bu senin mesele mi? Ne oğlum böyle kaş göz yapıyorsunuz bugün? Daha çok Naz'la Kadir'in meselesi gibi. Naz'la Kadir'in meselesi mi? İnanamıyorum sana ya. Getiriyorsun Kadir'i, yetmedi. Seçe seçe bugünü mü buluyorsun dedene Kadir'in aşkını söylemek için? Günün sorunu ya. Naz'cığım gün falan sorun değil. Biz seninle ne konuştuk kızım? Ya sana dedim ki benim biraz zamana ihtiyacım var sizi kabul edebilmek için. Sen beni aştın, dedene gittin anlattın. Anne, bu evde Mete ile İncil'e kabul edildi ya. Biz niye kabul edilemeyelim? Benim sorunum açık açık konuşmak mı yani? Hani sen ayrıca hani sen beni anlamaya çalışacaktın biraz. Ben seni anlamaya çalışıyorum. Ben Kadir'e hayır demiyorum kızım. Neyi duymak istemiyor senin kulakların? Zamana ihtiyacın var. Dur bir sakin ol, bir kalbinin sesini dinle. Böyle yaldır yaldır koşmak ne demek ya? Ben çok eminim. Hislerimden çok eminim. Sen de Kadir'e biraz şans versen. Nazcığım. Ben Kadir'i kabul etmek için elimden gelen gayreti gösteriyorum. Ama sana tekrar ediyorum. Zamana ihtiyacımız var. Bir hafta oldu daha konuşalım. Biraz sakin. Ayrıca da o Yüksel'i falan sakın benimle muhatap etme ha. Bak o da ayrı bir konu. Yapacak bir şey yok anne. Anneler de pakete dahil. Ne yapalım? Hem Yüksel Hanım iyi bir insan. Sen de zor birisin. Anlaşırsınız siz, halledersiniz. Ne ara hanım oldu ya bu Yüksel?
Bana bak, sen halayını çek Yüksel'le, benim umurumda değil. Bana bulaştırma. Ne oldu? Oyuncak gibi oynayacaktın. Bana söyledikten sonra koşa koşa ona gidip açıklayacaktınız. Ne oldu? Olmadı değil mi? Eğer Yüksel Hanım'ın engelleyeceğini düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Boşuna ümitlenme. Sen kendini hazırla, dedemi de hazırla. Tamam mı? Yani ben de Mete'nin yaptığı gibi elini tutup gitmek istemiyorum Kadir'in. Ama iş o noktaya gelirse yapacak bir şey yok. Ben hiçbirinizle küsmek istemiyorum, hiçbirinizle. Ama ben her şeyi göze aldım anne. Bravo.